Sansürsüz iddia 13. Deep Impact konusundaki iddiaların geçersizliği. Bir proteinin oluşumunun imkansız olduğunu gören Darwinistlerin ne kadar büyük bir panik ve huzursuzluk içinde olduklarına daha önce değinmiştik. Hayatın başlangıcı konusunda büyük bir yenilgi yaşayan Darwinistler, dünya şartlarında bunu sağlayamayacaklarını anlayınca uzaya sığınmışlardır. Deep Impact, Dawkins'in savunduğu "Hayat uzaydan geldi" masalına takılmış olan sahte bilimsel isimdir. Darwinistler çaresizlikten umudu uzaylılara bağlamış durumdadırlar. Böylelikle hayatın başlangıcı teorilerine dair bütün sorunların hallolacağına inanmışlardır. Oysa ürettikleri bu yeni teoride hala temel sorun olduğu gibi durmaktadır. Uzayda oluştuğu varsayılan ve kendi kendini kopyaladığına inanılan bu hayali ilk molekül nasıl ortaya çıkmıştır? Bu soru hala cevapsızdır. Proteinlerin kompleksliği kendi kendine oluşamayacak kadar olağanüstü birer yapı olmaları, Darwinistlerin canlılığın oluştuğunu iddia ettikleri dönemde atmosfer şartlarının iddialarını geçersiz kılması, atmosferde bol oksijen bulunmasının anlaşılması gibi faktörler, hayatın başlangıcını bir şekilde açıklayabileceklerine inanmış olan Darwinistlerin bu yöndeki tüm umutlarını tüketmiştir. Bu sebeple uzaylılardan medet uman Darwinistler bir anlamda açıklamasız kaldıklarını kabul etmiş konumdadırlar. Bunu mantıklı bir teori gibi sunmak gerçekten Darwinistler açısından içler acısı bir durumdur. Nitekim aynı çaresizlikteki Richard Dawkins söz konusu iddiayı savunurken yaşamın uzayda bir yerde üstün bir akıl tarafından yaratıldığı ihtimalini kabul etmek zorunda kalmıştır. Uzay iddiası Darwinizmin bittiğinin delilidir. Bu iddia ile artık Darwinizm açıkça sona ermiştir. Çünkü bu bir çaresizlik itirafıdır. Hayatın başlangıcı konusundaki açıklamasızlık Darwinizmi tüketip yok etmiştir. Tesadüfler, uzay derken Darwinistlerin daha fazla küçük düşebilecekleri saçmalıkta bir konu kalmamış gözükmektedir. Burada mantıksızlığını anlattığımız bu iddiaların gerçek yüzünü elbette Darwinistler de bilmektedir. Ne kadar mantıksız bir iddiayı savunduklarının, ne kadar küçük duruma düştüklerinin elbette kendileri de farkındadırlar. Fakat ideolojileri uğruna küçük düşmeyi göze almaktadırlar. Çünkü canlılığın bir bilinç tarafından yaratıldığını kabul etmek, Allah'ın varlığını kabul etmelerini gerektirecektir. İşte asıl kabul edemedikleri, bütün bu mantıksız iddialarla asıl karşı çıktıkları gerçek budur. Oysa bilimsel delilleri inceleyerek Allah'ın yüce varlığını görmek çok güzel bir nimettir. Her bir yaratılış harikası, doğadaki her bir mucize insana ayrı bir haz verir. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz yüzyıl, tüm saçma iddiaların son bulduğu, Allah'ın şanının yüceltildiği, bilimde çok güzel ilerlemelerin gerçekleştiği ve bilimsel tüm gelişmelerde yaratılış gerçeğinin delillerinin ihtişamlı şekilde görüldüğü bir bilim ve inanç yüzyılı olacaktır.